Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Çap Yayınları 9. sınıf tarih fasikülünün konu anlatımını sizlere yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümümüzün konularını da anlattıktan sonra gelin uygulama alanı 2'nin etkinliklerini birlikte çözelim. Bakın birinci etkinliğimizde hemen başlıyorum. Aşağıda birinci kutuda verilen bilgilerle İkinci kutuda verilen kavramları eşleştiriniz. Hemen başlayalım. 1. Tarihsel bir bilgiye araştırma yaparak ve kaynak kullanarak ulaşmanın kazandırdığı beceridir. Bakın bu nasıl bir beceri? Kanıt bulma becerisidir, değil mi arkadaşlar? Biz ne yapıyoruz? Kanıt buluyoruz. Araştırıyoruz kaynakları, kanıt buluyoruz. Buraya hemen ne yazıyoruz? H'yi ekliyoruz. Geçelim 2'ye. Ay yılı esasına göre ilk takvimi oluşturmuşlardır. Bunu kim oluşturmuştu sevgili arkadaşlarım? Sümerler oluşturmuştu. Hemen 2'nin karşısına da neyi ekleyelim? A'yı ekleyelim birlikte. Geçelim şimdi 3. Cumhuriyet döneminde öteki uluslarla ve devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak için kullanılmaya başlanan takvimdir. Bakın Cumhuriyet döneminde diyor. Bu hangi takvim arkadaşlar? Miladi takvim. Değil mi arkadaşlar? Bu miladi takvim. Devam edelim şimdi. 4. Takvim konusunu inceleyen bilim. Ne bilimiydi takvim konusunu inceleyen bilim arkadaşlar? Bakın kronoloji bilimiydi, değil mi arkadaşlar? Hemen 4'ün karşısına da ne yazıyoruz? B yazıyoruz. Değil mi? B yazıyoruz. Geçelim 5'e. Güneş yılı esasına göre ilk takvimi geliştirmişlerdir. Bu kimdi peki? Değil mi? Mısırlılardı. Mısır medeniyetiydi. 5'in karşısına İ'yi ekleyelim. Bakın Sümerler ay yılı takvimini, Mısır'da neyi bulmuştu? Güneş yılı takvimini bulmuştu. Devam edelim şimdi. İslamiyet öncesi Türklerin kullandığı takvimdi. Hangisi bu? 12 hayvanlı Türk takvimi arkadaşlar. Devam edelim şimdi 7 ile. Toplumların gelenek göreneklerini, yaşam tarzlarını inceleyen bilimdi, değil mi? Kültür bilimi, etnografya. Hemen karşısına I'yı ekleyelim arkadaşlar. Geçelim 8'e. Büyük Selçuklu hükümdarları Melikşah adına düzenlenen güneş yılı esaslı takvimdir. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına düzenlenen güneş yılı esaslı takvimdir. Hangi takvimdi bu arkadaşlar? Celali takvimdi. Bakın Celali takvim, değil mi? Ömer Hayyam'ın başında olduğu bir heyet tarafından hazırlanmıştı ve Büyük Selçukluların ekonomide, mali alanda kullandığı bir takvimdi. 9'a geçelim şimdi. Osmanlıların güneş yılına göre düzenleyip kullandıkları takvimdir. Bu da hangi takvimdi? Rumi takvimdi arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti özellikle ekonomik alanda kullanmaya başladığı, Tanzimat döneminden itibaren ise resmi tüm ilişkilerde, işlerde kullandığı takvim hangisiydi bu? Rumi takvim. Ona bakalım. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandıkları takvim, bizim kullandığımız ay yılı esaslı tek takvim buydu arkadaşlar. Hemen buraya F'yi ekliyorum. Bu da Hicri takvimdi arkadaşlar. Buraya kadar birinci bölümü tamamlamış olduk. Gelin şimdi ikinci bölümle devam edelim arkadaşlar. Bakın hemen okuyalım. Takvim konusuyla ilgili aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış yolları izleyerek doğru çıkışa ulaşmaya çalışacağız. Miladi takvim. 16. yüzyılda Papa 13. Gregor'un son şeklini vermiştir, değil mi? Miladi takvimi. Bu bakın miladi takvimi 16. yüzyılda dediği için aslında bu bakın nasıl bir ifade? Doğru bir ifade. Hatta Gregorian takvimi diyorduk. Bu dursun. Bir de buna bakalım. Başlangıç yılı Hazreti İsa'nın doğumudur. Doğru ama buraya ne ifadesi koymuş? Yanlış.
O yüzden bu bölümü bıraktık. Devam edelim diğer taraftan. Bakın bu doğru bir bilgi dedik ve aşağıya inelim. Milattan önce iki tarihten sayısal değeri küçük olan daha eski bir dönemi gösterir arkadaşlar. Bakın sayısal değeri küçük olan. Bu nasıl bir bilgi aslında? Yanlış bir bilgi. Sayısal değeri küçük olan bize daha yakın olandı, değil mi? Milattan önce iki tarihten sayısal değeri küçük olan bize daha yakındı. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Burayı iptal ettik. Geçelim buraya. Milattan sonra iki tarihten sayısal değeri büyük olan daha eski zamanı gösterirdi. Bu yanlış gerçekten. Zaten bakın başına da yanlış konmuş arkadaşlar. Ve nereye çıktık? Dördüncü çıkışa çıktık. Peki bu ifadeleri bir daha toparlayalım mı? Milattan önce iki tarih verilmişse küçük olan bize daha yakındır. Milattan sonra ise büyük olan bize daha yakındır. Mesela milattan önce 3500 vermiş, milattan önce 1500 vermiş. 1500 olan günümüze daha yakın milattan öncesi için. Milattan sonra yani örnek vereyim şimdi 1980 vermiş, 2010 vermiş. Hangisi bize daha yakın arkadaşlar? Büyük olan 2010 bize daha yakın. Burada da dördüncü çıkıştan çıktık arkadaşlar.